Evet ikinci testimiz kazanım yine bir Doğu ve Güney cephesinde yaşanan gelişmeleri kavrar. Kara İsalim müftüsü Hoca Mehmet Efendi'nin halka hitaben demiş. Padişah İngilizlere kötülük ve fesat aracı olmaktadır. Ona bağlılık şeriat hükümlerine muhalefettir. Bundan dolayı din ve memleketi kurtarmak için savaş meydanında atılan önderlere ve kumandanlara katılmak ve onlara itaat etmek farz olunmuştur demiş. Bu bilgilere göre Osmanlı yönetim bağımsız aykırı bir tutum içerisindedir demiş. Tabi padişahın e, muhalefet olduğu vurgulandığı için birinci öncülümüz doğru. Türk halk işgalere boyun eğmeyeceğini belirtmiştir. E, demiş ki biz bundan dolayı din ve memleketi kurtarmak için savaş meydana atılan önderlere ve kumandalara katılmak onlara itaat etmek farz olmuştur ifadesi. İkinci öncülü doğrular. Güney cephesi Fransızlar tarafından işgal edildiği burada vurgulanmadığı için bir ve ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülümüz yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuz Şahin Bey'in bir ifadesi var. Din namus ve hürriyet ölüme atılmak bize hava sos sıcağında soğuk şerbet içmekten daha tatlı gelir ifadesi kullanılmış. Bu ifadeye göre Şahin Bey'in işgaller karşısındaki tutumu ile ilgili hangisi söylenemez. Burada vatan için şehit düşmeyi bile göze alıyor diyor. Fedakar, vatansever, bağımsızlıkçı olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada bağ, bağımsızlıkçının ve vatanseverliğin ve fedakarlığın olduğu bir yerde uzlaşmacı düşünce söz konusu olmadığından sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet üçüncü sorumuz Şahin Bey Antep'teki kalabalıkların önünde sessizlere dil olmuş ilerliyor gök gibi gürlüyordu ifadesi var. bu da Şahin Bey'in Antep halkının lideri konumunda olduğunu doğrular. Ferhat Hoca uzun üç hedefi ilmenin iraya çıkmış ezan okur gibi bütün dünyaya vaaz ediyordu. Yeni güzel görkemli kanatlı düşüncelerini söylüyordu. İnsanlar her şeye her şeye baş kaldırmalı diyordu. İnsanlar böyle uyudukça insanlar böyle zulüm altında inlemeyi kabul ettikçe insanlığın bir sinekten ne farkı olur? İnsanlar eğer en küçük bir haksızlığa bir zulme baş kaldırmaya akıl etmezlerse İnsanlık bundan böyle daha da beter hale düşecektir demiş. Halk işgallere karşısında uzlaşma yolları aramaktır. Söz konusu değil. Burada baş kaldırın diyor. 3 i̇kinci öncülümüz yanlış bu nedenle. Azınlıklar bölgede olumsuz faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu da vurgulanmamıştır burada. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Halk işgaller karşısında uzlaşma yolları aramamaktadır. Tam tersi olacak. Dolayısıyla yalnız bir sorumuzun doğru cevabıdır. Evet dördüncü sorumuz Urfa Antep Maraş bölgelerinde düşman bir mücadeleye giren Türk halkı Fransız askerlerini ve onlara destek veren Ermenilere geçit vermedi. Bölgedeki mücadeleyle yakından ilgilenen Mustafa Kemal Kuvayi Milliye Birliklerini teşkilatlandırmak amacıyla Yörük Selim ve Kılıç Ali gibi komutanları görevlendirdi. Bu çalışmalar Güven Cephesi'nde zafer kazanılmasını sağladı. Bu bilgiye göre açıdıklarından hangisi söylenemez demiş. Fransızların azınlıklarla işbirliği yaptı. Burada tabii Fransız askerleri ve onlara destek veren Ermeniler vurgulanmış. Dolayısıyla Fransızların azınlık Ermenilerle işbirliği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Güney cephesinin düzenli olduğunu mücadele ettiği söz konusu değil. Burada halk mücadele ediyor. İşgalci güçlerin amaçlarına ulaşamadığı, tabi Güney cephesinde zafer kazanılmışsa C seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal'in bölgedeki örgütlenmeye destek verdiğine Mustafa Kemal Kuvay Milliye Birlikleri'ni teşkilatlandırmak amacıyla diyor. İki tane komutan görevlendirmiş. Bu da bölgedeki direnişe destek verdiğini gösterir. A burada Frans, e, Güney cephesinde düzenli ordunun mücadele ettiğine ulaşamıyoruz. Çünkü Türk halkı mücadele etmiş. Bu da Kuvay Milliye'dir. Bu nedenle Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Evet. Beşinci sorumuz. İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adlı eserinde Fransızların Güney Cephesi'ndeki mücadelesini şu şekilde özetlemiştir. Fransızların tabiriyle kanlı kamyona karşı zafer kazandı demiş. Verilen anette göre Fransızların yenildiği yani kanlıdan kastı ee, Türklerin yoksulluk içerisinde mücadele etmesi ve ikinci öncülümüz doğru oluyor. Güney cephesinde düzenli ordunun mücadele ettiğine ulaşamıyoruz. Türklerin tüm imkansızlıklara rağmen zafer kazandı. Yani kamyon modern kanı. Yani imkansızlıklar içerisinde bir kamyona karşı zafer kazanmışız. Zafer kazandıysak 1 ve 2 doğrudur. 3. öncül yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet 6. sorumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Güney Cephesi'nde her türlü imkansızlar rağmen büyük bir direniş örneği gösteren Antep şehrine 6 Şubat 1920'de çıkarılan bir kanunla gaz yumanı vermiştir. 5 Nisan 1920'de ise Maraş'a istihdam adaylısı daha sonra da 7 Şubat 1973'te kahraman unvanı verilmiştir. 12 Haziran 1989'da TVM'de çıkarılan bir kanunla Urfa'nın ismi Şanlıurfa olarak değiştirilmiştir diyor sorumuzda. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Antep, Maraş ve Urfa'ya madalya ve unvanları ödüllendirilmesinin açıkları hangi etkisi yoktur? Sadece kendi bölgelerini savunmaları demiş burada. Söz konusu değil. Birlik ve beraberlik için hareket etmeleri, bağımsızlıktan taviz vermemeleri ve mücadeleci bir tavır sergilemeleri bu ünvanları ve madalyaları almasında etkili ama sadece kendi bölgelerini yani bölgesel bağımsız savunmaları bu bu ödüllerde söz konusu değildir ve sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır. Evet 7. soru burada Fransız komutan Andre onun onuruna verilen baloda bir Ermeni kadınla dans etmek ister ancak kadın şehirde Fransız ya da Ermeni bayrağı dalgalanmadıkça buna razı olmayacağını söyler. Bunun üzerine Andre Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağının indirilmesini emreder. Ertesi gün Cuma namazı için Ulu Cami'ye toplanan Maraş halkı kalede bayrağımızın dalgalanmadığını görür. Ulu Cami İmam Rıdvan Hoca halka yürüyeti elinden alınmış bir millet Cuma namazı kılamaz diye seslenir. Bir de camiden çıkıp kaleye doğru koşan halk kaleye vardıklarında yere atılmış bayrağımızı bulur. Yerden alır öper ve yeniden kale burcuna asarlar. Maraş halkı bağımsız her şeyin üstünde tuttuğuna bayrak için mücadele ediyor canı pahasına birinci öncü doğru. Maraş'ta Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğuna ulaşamıyoruz buradaki metinden. Zaten Türkler çoğunlukta. Maraş halkının birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ettiğini. tabi burada hep birlikte camiden çıkıp kaleye doğru koşmuş halk bu da üçüncü öncülü doğrular. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru ikinci öncülü yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet 8. sorumuz buna göre açtıkları hangisi Maraş'ta direnişin başlamasını etkili temel düşüncelerden biri olduğu söylenemez. Ermeniler evlerine doğru gitmek isteyen kadınları durdurup tarihi kayıtlara göre burası artık Türkiye değil Fransız memleketinde peçe ile gezilmez diyerek peçelerini kaldırmak isterler. Olaylara yakından bir kahveden Müslümanlar müdahale ederler. Fransız üniforması giymiş olan Ermenilere nasihatler edip yollarına gitmeleri söyler ama onlar ısrar ederler. Müdahale edenleri dipçiklere vururlar. Bunları izlemekte olan Sütçü İmam ismiyle bilinen cami müezzini evinde getirdiği Kırada marka tabancasıyla kadınlara musallat olan Ermeni'yi vurur. Bu olay Maraş'ta direniş ateşinin yanmasını sağlayacaktır. Burada vatanseverlik, bağımsızlık, birlik ve beraberlik etkilidir arkadaşlar ulusal egemenlik demokratik bir kavramdır. Halkın yönetime katılmasıdır. Dolayısıyla buradaki direnişin başlaması da demokrasinin etkili olduğunu söyleyemeyiz. bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır.